Evet. Şimdi ha tabii şey istekleri var. Doğa İçin Çal'da geçen haftalarda Damla Çetin incelemiştik, değil mi? Onu atanlar varsa bakarız şimdi onların arasından. Çok kişi göndermişti. Hocam işte sizin beğendiğiniz şarkıcı bakın Çarşambayı Seral'dayı solo okumuş gibi 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 yorumlar vardı. İsterseniz biraz onunla ilgili fikirlerimi söyleyeyim. Sizler yazmadan eminim siz başka şeyler de yazıyorsunuzdur ama ben gene söyleyeyim. Çünkü hafta içi gelen yorumlara da bakıyorum. Çarşambayı Selal da söylüyor. Bak ne söyleyeceğim de. Şimdi ben Damla Çetin'in Çarşambayı Selal'da okuşunda ikinci bölümü okumuştu galiba, değil mi? Bakın o parçayı size dinleteyim, o kısmını. Doğa için çal 11'de gelen bir versiyondu. Kaçıncı dakikalardaydı acaba? Galiba ikinci dönüşte başlıyordu. Samida'dan falan sonra şuraya giriyordu. Bakın onu okuduğu kısma bakalım. Aynı ton. Şimdi Damla Çetin aynı okumayı yapmıyor. Çocuklar bir kere bunda anlaşalım. Dinleyin. Bir kere altyapının çok sade kaldığı bir iki düzenleme var burada. Solonun altında bakın. Yavaş akıyor. Buraya bakın. Şimdi ben aslında Damla Çetin'in sesinin rengini, karakterini severken bu hafta kendisine de ulaştım. Kendisiyle sohbet etmek de istedim. Ve hani bunu yorumlarken benim içimden şu geçti. Hemen kendisine sordum. Ya acaba dedim böyle uzun hava biliyor musun? Çünkü bu ses, bu çarpmaları yapan ses tam uzun hava karakteri taşıyor. Güzel Maya karakteri taşıyor. Hatta dedim ki Zazaca biliyor musun? Kürtçe biliyor musun? Yani sen böyle acayip uzun havanın böyle stillerin hepsini okuyabilecek beceriye sahipsin. Gırtlağın çok müsait. Yanık yanık, gümbür gümbür. Fakat Çarşambayı Sel Aldın'ın tamamında aynı etkiyi yansıtmış mı? Bence yansıtmamış. Çünkü bir türkü içinde kaybolabilir bu. Benim onun sesinden aldığım ilk şey buydu. Demek istediğim buydu. Yani bu küçücük parttan aslında ne çok şey doğuyor demiştim ama bütün partın aynı şeyi tamamlaması değil aslında dediğim. Çünkü ton kendisine çok tiz bence. Yani tamamını dinlemek nasıl olabilir? Ya keşke tonu daha pes yapsalarmış yani. Keşke daha pes olsaymış bence. Bu benim fikrim tabii ki. Yani çünkü bütün bir parçayı bu tizlikte dinlemek yorucu. Ve detoneler var. Bazı seslerde tam oturmayan şeyler var. Bütün defolar ortaya çıkmış bu tonda. Yani o kadar tiz bir ton ki rahat kendini ifade edemiyor. Bazı sesler tam basmıyor. O basmayan şeylerin içinde de bu sefer parça bence bilmiyorum. Yani Çarşambayı Sel Aldı çok doğru bir parça değil bence. Ve eğer üzerinize giydiğiniz kıyafet, yani kıyafet okuduğu türkü veya şarkıdır, size tam oturmuyorsa tonlar her şey bunun içinde dışarıdan bir şey olur. Şimdi bunu dinleyen dinleyiciler muhtemelen şöyle düşünür. İkiye ayrılmıştır. Bir çok beğenen olmuştur. Bir de ya bilmedim ama acaba işte o acaba sorusunun cevabı bu. Yani oturmayan şeyler bunlar oluyor. Damla Çetin gerçekten çok yetenekli bir şarkıcı. Ben öyle düşünüyorum. Ses rengi çok özel olduğunu düşünüyorum. Doğru şarkının, doğru türkünün bu olmadığını düşünüyorum. Fırat da zaten hani bu işi proje organize eden, bu sesleri bulup çıkaran kişi aslında. Bu harikulade bir şey. Her ikisinin de yeteneğine ve becerilerine sonsuz saygım ve alkışım var. Ama bu doğru bir birleşme değil. Ama tabii ki bu yapılan işin de şu olduğunu biliyorum, onu da anlatayım. Yani hani farklı olduğu için tamamını okumasını isteyen çok kişi olduğu için okumuşlar beraber. Ama benim düşünceme göre bu doğru bir birleşim değil tamamı. Fikrim bu. Peki.